nasılsınız? Merhaba Zeynep Hanım. İyiyim, teşekkürler, siz? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı fuarlar. Çok teşekkür ederim. Programımıza da hoş geldiniz. Çok sağ olun. Siz de hoş geldiniz fuara. Çok teşekkür ediyoruz ve sizleri tanımakla da başlamak istiyoruz Ali Bey. İsmim Ali Irgat. Entegro Enerji Sistemleri firmasında satış ve pazarlama yöneticisi olarak çalışmaktayım. İsterseniz kısaca Entegro'dan bahsedeyim lütfen size. Lütfen. Entegro %60 Alman ortaklığı. 2013 yılından bu yana da Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Eşref Deniz'in %40 hissesiyle katılımıyla Türkiye'de faaliyetlerini başlayan ve bugüne kadar da devam ettiren sadece solar enerji sistemleri üzerinde çalışmakta olan bir EPC firması. Hı hı. Yani tesislerimizde kurulum, tedarik, projelendirme, mühendislik hizmetlerinin hepsini sunmaktayız, sağlamaktayız. Yatırımcılarımıza anahtar tesisi, güneş enerji santrallerini temin etmekteyiz. Çok güzel. Yerimiz İzmir'de bu arada. Yerimiz İzmir'de. Menderes'te İTOP'ta organize sanayi bölgesi içerisinde kendi yerimizde bulunmaktayız. Ağırlıklı olarak Ege bölgesi ama bütün Türkiye'ye hizmetlerimizi vermekteyiz. Evet. Şimdi proje bazlı anahtar teslim çalışıyoruz dedik Ali Bey. Biraz projenin içeriğinden bahsedelim. Bir proje geldi. Evet. Aşama aşama neler yapıyoruz? İlk etapta tabii ki başvuru için gerekli olacak olan evraklar vardır. Fakat onun öncesinde bizim her tesise özel olarak yürütmek durumunda olduğumuz projeler olacaktır. Yani tesislere özel olarak, onların kendi özel koşullarına göre çözüm önerileri sağlamaktayız. İlk etapta ziyaretler ve çatı keşfi, tesis keşfiyle başlıyoruz. Keşif sonrasında tesisin tüketim miktarlarını da ortaya çıkardıktan sonrasında onların ihtiyacı olabilecek en fizibil projeyi onlar adına hazırlamaktayız. Hı hı. Proje hazırlandıktan sonrasında eğer yatırımcı yatırım kararını verecek olursa da bu sefer başvuru süreçlerimiz başlayacaktır. İlk etapta tesisin bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şirketine başvurularımızı yapıyoruz. Adına çağrı mektubu dediğimiz tesis kurulabilir onay yazısını alıyoruz. Bunu aldıktan sonrasında da projeleri tekrar hazırlayıp projelerin onaylatılması sürecine geçilmekte. Ondan sonrasında bütün onaylar alındıktan sonra tesisin kuruluna başlayıp anahtar teslim şeklinde tesisi sonlandırıyoruz. Peki bu tarz ürünlerin diyelim öneminden biraz bahsedebilir misiniz? Ne tür katkıları oluyor? Şimdi şöyle bahsetmek istiyorum aslında. Şu anda içinde bulunduğumuz fuar tarım ve hayvancılık fuarı. Tarım fuarı. Bulunduğumuz coğrafya, ülkemizin coğrafyası doğal avantajları, doğal konumu itibariyle tarım ve hayvancılık açısından çok elverişli, çok önemli avantajlar sağlayan bir coğrafya. Aynı zamanda güneş açısından da, solar enerji açısından da aslında dünyadaki önemli ülkelerden bir tanesiyiz. Büyük bir avantaja sahibiz. Hem tarım ve hayvancılığın ekonomiye katkıları göz önünde bulundurulduğunda hem de ülkemizin solar enerji anlamındaki potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda bu iki sektörü bir araya getirebilecek böyle bir fuar gerçekten olumlu, pozitif bir fuardır. İki sektörü bir araya getirmesi anlamında katkıları olacaktır diye düşünüyorum. Biz aynı zamanda çiftlikler de yapıyoruz değil mi? Çiftliklere de bu tarz işlemler yapılıyor. Onlar için peki önemi nedir? Neden yapılmalı, neden tercih edilmeli böyle bir sistem? Şimdi sadece çiftlikler açısından da değil. Yani bütün işletmelerde elektrik yükü işletmelerin omzunda ciddi bir ağırlık teşkil etmekte. Aynı şekilde çiftliklerimiz için de bu yük söz konusu. Aylık elektrik tüketim miktarlarına baktığımızda ciddi miktarlarda elektrik faturası ödemek durumunda kalmaktalar. Tabii çiftliklerimizin bir de var olan atıl durumda kullanılmayan çatı alanları var. Bu çatı alanlarını solar enerji panelleriyle doldurup oraya uygun güneş enerji santralini kurduğumuz takdirde hem bu atıl durumdaki çatı alanını işlevselliği kazandırmış olacağız hem de işletmenin elektrik yükünü ciddi anlamda azaltmış, belki de fazlasını verip şebekeye satışını sağlayarak da ek bir kazançla elde etmesine yardımcı olmuş olacağız. En minimalimize hale getiriyoruz o zaman. Tabii ki.
Peki biraz sektördeki farkınızdan bahsedersek neler söyleyeceksiniz? Entegro burada nasıl koyuyor farkını? Entegro biraz önce bahsettiğim gibi 2013 yılından beri Türkiye'de faaliyetlerine devam etmekte. Bugüne kadar 50 megawattın üzerinde anahtar teslim A'dan Z'ye kendi yaptığımız işletme söz konusu, finalize ettiğimiz. Bunun yanı sıra 41 megawattlık tesisin de işletme bakım hizmetini biz üstlenmiş durumdayız. Bunu da biz sağlıyoruz. Tabii ki kullanacağımız bütün ekipmanlar bu tesisin bünyesinde yer alacak olan panelden invertöre, civatasına kadar bunların hepsi Almanya'daki bizim kalite kontrolden onay aldıktan sonrasında bizim burada kullandığımız ya da kullanabileceğimiz ürünler oluyor. Birinci etapta yüksek kaliteli malzeme kullanmaktayız. İkinci etapta da sektörün Türkiye'de başladığı tarihten bu yana çok aktif bir şekilde içinde olan bir firma olarak deneyimimizle en sağlıklı ve en iyi işçilik hizmetini de sağlamaktayız. Evet. Yeni projeler düşünüyor musunuz peki bu sektörle alakalı? Sektörle alakalı tabii ki. Sürekli zaten dinamik bir sektör. Türkiye'de henüz daha yeni yeni oluşmakta olan bir sektör. 6 yıllık bir geçmişi var baktığınızda, 7 yıllık bir geçmişi var. Türkiye henüz bütün enerji ihtiyacının %3.3'ü gibi küçük bir miktarını güneşten sağlayabilmekte. Önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede ciddi anlamda solar enerjiye doğru bir yönelim olacaktır. Çünkü baktığınızda zaten enerji anlamında dışa bağımlı bir ülke pozisyonunda gözükmekteyiz. Halbuki elimizdeki bizim sonsuz enerji kaynağı güneşi en fizibil şekilde kullanabildiğimiz takdirde enerji anlamındaki bağımlılığımız da ortadan kalkacaktır. Bu anlamda her geçen gün aslına bakacak olsanız yatırımcıların, işletmelerin farkındalıkları da artmakta. Buna bağlı olarak talepleri de yoğunlaşmakta. Biz de kendileriyle beraber ortak işbirliği içerisinde süreci çözüme kavuşturmak gayreti içerisindeyiz. Evet, başarılar diliyoruz sizlere o zaman. Teşekkür ederiz. Peki izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz neler var Ali Bey? Neler önereceksiniz? Şunu önerebilirim. Solar enerji bugün dünyada olmazsa olmaz. Evet. Bütün dünyanın gittiği trend oraya doğru evrilmekte. Eğer biz başta solar enerji olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmezsek ya da gereken önemi göstermezsek bizi çok parlak günler beklemediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve demin belirttiğim gibi hem dünyanın geleceği adına hem de ülkemizin ekonomik kalkınması adına da enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına da solar enerjiyi en iyi şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet ve iyi bir şekilde önemini vurguladığımızı düşünüyorum. Ben de diyorum sizlere ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.